Dünyaca ünlü emekli astronot ile röportajlar. Dünyaca ünlü astronot Chris Hetfield ile röportaj sorularına kolayca ulaşabilirsiniz. Uzayda iki gözünüzün de kör olması sadece küçük bir sorun. Astronot Chris Hetfield ile röportaj. Uzaya ilk çıkışınız STS-74 göreviyle oldu. Dünyadan uzaklaşan Uzay mekiğinde olmak nasıl bir histi? Tabii ki hazırlıklar o anın yıllarca öncesinden başlıyor. Daha 9 yaşındayken astronot olmayı kafama koymuştum ve 26 yıl sonra bir uzay gemisindeydim. Bir ömür boyu süren yoğun emeğin devamıydı ama o günün öneminin de farkına varıyorsunuz. Yaptığınızın aşırı tehlikeli bir şey olduğunu da biliyorsunuz. O gün yörüngeye Varamama olasılığı 38'de 1 olduğunu biliyorduk. Yani irrasyonel bir korku içinde olmuyorsunuz. Durumunuzu yakışır şekilde sakin, hazır, rekabetçi ve evesli oluyorsunuz. Aslında o gün en büyük kaydınız uzay gemisi değil de gitmenize izin vermemeleri. Bizim 11 Kasım 1995'te uzaya çıkmamız bekleniyordu. Florida'da hava pırıl pırıldı. Ama Afrika, İspanya, Fransa'da bir deniz ötesi vazgeçme sistem, sistemimiz yoktu. O yüzden ayın 11'inde fırlatmayı erteleyip 12'sinde ikinci denemede kalktık. Challenger kazasından sonra tasarlanan yeni kıyafetleri giyiyorsunuz. Bunlar kalkış-giriş kıyafeti olarak bilinen kocaman, ağır, korumalı ve basınçlı kıyafetler. Renkleri de turuncu olduğu için bal kabağı kıyafeti diyorduk. Bütün işlemler tamamlanınca araba ile uzay aracına getiriliyorsunuz ve aracın içinde sırtüstü yatar konumda oturuyorsunuz. Bir grup insan kıyafetinizin tam olduğunu kontrol edip 5 noktalı bir emniyet kemeriyle sizi bağlıyor. Tüm kontrolleri yaparken heyecanlı ama odaklanmış oluyorsunuz. Bunu şu ana kadar Girdiğiniz en zor sınava benzetebilirsiniz ama bütün yanıtları biliyorsunuz. Gideceğinize kendinizi inandırmıyor, gitmenizi engelleyebilecek binlerce biri ol olacak diye yüreğiniz ağzınızda bekliyor. Görev kontrolün bugün değil diyeceğinden korkuyorsunuz. Ama her geçen saniye gerçekten uzaya gitme olasılığınız artıyor. Uzaya gitmeden son 5 dakika önce Böylece beklenti dolu bir heyecan yükseliyor ve nihayet fırlatılıştan 5 dakika önce son geri sayımda kendinizi bırakıp vay be bugün harbiden gidiyoruz diyorsunuz. Fırlatmadan 30 saniye önce uzay aracı dizginleri yerdeki fırlatma sıralayıcısından alıyor ve özerk olarak uzaya gitmeye hazırlanıyor. Sonra fırlatmaya 6 saniye kala motorlar ateşleniyor ve gözünüzü dört açıyorsunuz. T sıfırda fırlatma anı, iki sabit ışık yanıyor ve ansızın dayanılmaz bir kuvvete ve muazzam bir titreşime maruz kalıyorsunuz. Uzay mekiği mürettebat ile birlikte kalktı ve yükseliyoruz. Uzay mekiğini uçurmak için dört kişi gerekiyor. O yüzden uçuş güvertesindeki dört kişi de farklı görevler üstleniyor. Sonra araç kendini hizalayarak fırlatma rampasının yönünden uçuşun yeni hedefin yönüne doğru dönüyor. Biz de bu şekilde döndük ve uçmaya başladıktan bir dakika kadar sonra yüzümde bir acı hissettim. Göremediğim bir yerdeydi. Nihayet bir boşluk bulunca yüzüm niye acıyor ki diye düşündüm. Sonra 32 dişimi göstererek sırıtmaktan yanaklarıma kramp girdiğini anlayıverdim. Orada her şeyi dikkatle izliyorsunuz ve iki dakika sonra katı yakıt tankları görevini tamamlayıp sizi havalandırmış oluyor ve sönmeye başlıyor. Kafanızdan sürekli ben şimdi beni şimdi ne öldürebilir? Bunu ne yapabilir diye tekrarlıyorsunuz. Olumsuz bir şey de değil bu. Olumlu. Çünkü işinize odaklanmanızı sağlıyor katı yakıtlı roketler patlayabiliyor. Ayrıca büyük, kaba ve ilkel şeyler. O yüzden de onlardan kurtulunca seviniyorsunuz. Siz yerden 50 kilometre kadar yüksekte, ses hızının 6 katıyla giderken, onlar da okyanusa düşüyor. 8 dakika 40 saniyelik, inanılmaz derece gerilimli bir yolculuğun ardından, gaz kolunu boş konuma alıyorsunuz. Motorlar susuyor. Her şeyi elle kontrol ediyoruz ve bindiğimiz araç bir roket gemisi olmaktan çıkıp uzay gemisi halini alıyor. Hemen başka işlere gir girişiyorsunuz. Çünkü yapmanız gereken bir sürü acil şey var. Bununla birlikte çok da rahatladığınızı hissediyorsunuz ve kimse bunu elinizden alamıyor. Başardınız. Eğitiminizin meyvesini aldınız. İkinci soru. Uzaya ilk çıkışınız olduğu için bunu yaptığınız en zor ya da en duygusal görev olarak niteleyebilir misiniz? Hayır ikisi de değildi İşin karmaşıklığı azalmıyor. Sadece sizin farkındalığınız artıyor. Her görev aynı derecede zordu duygusallık mı Hayır? İlk uçuşta ne beklemeniz gerektiğini ikinci ya da üçüncü fırlatmalarda olduğu kadar bilmiyorsunuz. O yüzden insan ikinci ya da ve üçüncü uçuşların kıymetini daha iyi biliyor. Mona Lisa'yı ikinci görüşünüzde mi daha çok takdir edersiniz diye sormak gibi bir şey bu. İkinci görüş daha iyi olabilir. Çünkü neye bakmanız gerektiğini bilirsiniz. Nüansları, gerçek güzelliği ve büyüleyici kısımlarını görürsünüz. Üçüncü soru. Her yıl binlerce aday bu işe başvuruyor. Sizce başarılı bir astronot olmak için temel özellikler nelerdir? Öncelikle aşırı sağlıklı bir vücut, çünkü uzay istasyonuna gönderilebilir nitelikte olduğunuzu kanıtlamak için dünyanın en zor fiziksel sınavından geçebilmeniz lazım. İkincisi de karmaşık şeyleri öğrenme becerinizi kanıtlamanız. O yüzden yüksek üniversite derecelerine sahip olanları tercih ediyoruz. Polimer kimyası konusunda doktoranız varsa karmaşık şeyleri öğrenebildiğinizi göstermiş olursunuz. Üçüncüsü Geri alınamaz sonuçlar doğuran olaylarda iyi karar, karar verebilme yeteneği. Yeni göndereceğiniz kişi yalnızca sağlıklı bir öğrenci olmamalı, aynı zamanda çok stresli ve tehlikelerle dolu bir ortamda uygun davranıp iyi karar verebilmeli. Ayşe Arman'la televizyonda yapılmış bir röportajı, ünlü astronot uzayda yaşam hakkında açıklamalar yaptı. Hatfield açıklamasının bir bölümünde Diğer gezegenlere uydular gönderdik. 5000 gezegeni aradık ancak herhangi bir yaşam formu bulamadık değerlendirmesinde bulundu. Uzay merakının nasıl başladığını da anlatan Hatfield, uzayda yaşam hakkında genel değerlendirmelerde de bulundu. Hetfield'ın armana yaptığı açıklamanın bir bölümü şu şekilde. Diğer gezegenlerde yaşamaya arayan bir uydu fırlattık. 5000 gezegen tar taradık ama hayat formuna rastlamadık. Halen tek yaşam gördüğümüz yer Dünya. Tek başımıza olduğumuzu düşünmüyorum ama bir kanıt da bulana kadar emin olamıyoruz. Mars'ta geçmişte yaşam olup olmadığı araştırılıyor. Belki Mars'ta atmosfer ve su vardı. Sonra yaşam Dünya'da gelişti. Bunlar halen inceleniyor.